Merhabalar sevgili Çok Yaşa izleyicileri. İstanbul Fulya'dan sizlere sesleniyoruz. Parkinson hastalığı nasıl bir hastalıktır? Biz Parkinson hastalığı deyince aklımıza hemen titremeleri getiriyoruz ama her titreme Parkinson hastalığı mıdır? Ve en önemlisi Parkinson tedavisinde beyin pilleri hastaların hayatında ne gibi değişimler sağlıyor? Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Ali Zırhlı'yız. Hocam hoş geldiniz programımıza öncelikle. Merhaba. İlk defa katılıyorsunuz. Bizi kırmayıp katılım yaptığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizden çok önemli bir hastalık olan Parkinson hakkında bilgiler almak istiyoruz. Nasıl bir hastalıktır Parkinson? Parkinson hastalığı bizim beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin eksilmesiyle ortaya çıkan, genelde ileri yaşlarda ortaya çıkan, hareketlerde yavaşlama, yüz hatlarında donukluk, maske yüz dediğimiz değişim, eğer varsa vücudun bir yanında parasayar tarzda diye tarif edebileceğimiz titreme, küçük adımlarla öne eğik yürümeyle giden katılığın, tutukluğun, ağırlığın titremeye eşlik ettiği santral sinir sisteminin ilerleyici kronik dejeneratif bir hastalığı. Yani belirtiler bunlar mıdır? Hastalar böyle belirtileri olduğunda Parkinson'dan mı şüphelensin kendisi için? Eğer hastada titreme var ise, her hastada titreme yok çünkü, Parkinson hastalığının titremesi istirahatte ortaya çıkan ve daha çok parasayar tarzda diye tarif ettiğimiz bir titremedir. Böyle bir titremenin varlığı bende acaba Parkinson mu var sorusunu kolaylıkla akla getirebilir. Peki, ama her titreme Parkinson mudur? Her titreme Parkinson olmadığı gibi her hastada da titreme yoktur. Titremenin olmadığı hastalarda genelde erken evrelerde kolların vücut salınımına iştirak etmeyip daha çok bir yanın vücuda yapışık yürüyüşü bunu akla getirebilir. Ancak Parkinson hastası istirahatte titrer, genelde ellerini kaldır deyince titremesi durur. Ama daha çok sizin de bildiğiniz gibi gençlerde, aslında hepimizde heyecanlanınca olan pozisyonel dediğimiz, yani elleri havaya kaldırınca, tepsi tutunca, namaza durunca olan bir titreme var. Bu daha genç yaşlarda ortaya çıkan, çoğunlukla ailevi olma özelliği gösteren bizim esansiyel tremor ya da pozisyonel titreme dediğimiz bir titremedir. Bu Parkinson'dan tamamen farklı bir rahatsızlıktır. Bazen de bazı beyin hasarları kişilerde özellikle bir eylem yaparken çok daha şiddetli, farklı titremelere yol açar. Nadirdir ama MS hastalığı gibi veya beyinde hasar yapan başka olaylar sonrasında da titremeler olabilir. Peki Parkinson hastalığının tedavisi nasıl olur? Parkinson beyinde bir maddenin üretim eksikliği, bir çeşit şeker hastalığı gibi. Hastalığın ilk yerlerinde eksik maddeyi yerine koymak çoğu hastada hastalık bulgularının düzelmesini sağlar. Dolayısıyla Parkinson hastalarında tamama yakınında başlangıç tedavisi ilaç tedavisidir. Ve ilaçla eksiği yerine konan hastalar, ki bu ilaç tedavisi eksik olan dopaminin kendisi olabileceği gibi dopamin benzeri etki yapan başka ilaçlar da olabilir hastanın yaşına ve bulgularına göre. Önemli bir grup hastada hastalığın ilk yıllarında dışarıdan anlaşılmayacak şekilde sorunsuz hastalığın yaşanması ve tedavisiyle iyi günlerin yaşanmasını sağlayabilir. Peki ilaç tedavisi yeterli olmazsa neye başvuruluyor? Aradan yıllar geçer, bir çeşit hastalığın ilerlemesi, bir çeşit ilaçlara vücudun alışması nedeniyle eğer ki eski doz ve sıklığında ilaçlar yetmemeye başlar, hastalar sık açık kapalı dalgalanmaları yaşar veya uzun dönem ilaç kullanımına bağlı ilaçların yan etkileri, ki bunlar motor yan etkiler tarzında istem dışı hareketler veya bir takım psikolojik, psikiyatrik yan etkiler ortaya çıkar. Artık ilaç yan etkileriyle hastalar ilacın geçtiği dönemde, etkinin geçtiği dönemde yaşadıkları tutukluğun arasına sıkışırlarsa o zaman tıbbi tedavi yetersiz hale geliyor demektir. İşte böyle durumlarda da bizim yaptığımız işlere gerek olmaya başlar. Cerrahi girişime ne zaman karar veriliyor? Tıbbi tedavi yetmediği ya da şiddetli ilaç yan etkileri engel olduğu takdirde tedaviyle sağlıklı yaşama, o zaman bizim yaptığımız müdahaleler gündeme geliyor. Eski yıllarda biz lazere benzeyen yakma yöntemiyle bazı girişimler yapıyorduk. Bugün artık en modern, en gelişmiş tedavi olarak beyin pili tedavisini bu hastalarda uyguluyoruz. Biraz detaylı bilgi alabilir miyiz bu tedaviyle ilgili sizden? Beyin pili aslında beynin içerisine elektrik vermemize yarayan elektronik cihazlar. Tıp dilinde bunun adı nöromodülasyon. Yani beyinde bir hasar ya da yapısal değişiklik yaratmaksızın beynin elektriksel aktivitesini değiştirme girişimi bunlar. Basitçe iki ince elektrot beynin içerisinde birer ince uzatma kablosuyla geliyor ve göğüste cilt altında kalp pili gibi bir pile bağlanıyor. Bu pil dışarıdan bilgisayar aracılığıyla programlanabiliyor. Dolayısıyla hasta açısından programlanabilir, ayarlanılabilir, kontrol edilebilir, geri dönüşümlü bir tedavi yöntemi olma özelliği taşıyor.
Ve bu sistemle, tabii bu kapalı, dışarıdan görünen herhangi bir şey yok. Biz beynin içerisine verdiğimiz elektrik akımını o hastanın şikayetlerini düzeltecek şekilde ayarlayabiliyoruz. Ameliyat sonrasında ayaktan poliklinik kontrollarıyla gelip giden hastalarda o hastaya en iyi gelecek ayarları bulduğumuz zaman hastalık bulgularını önemli ölçüde düzeltebiliyor veya azaltabiliyoruz. Peki bu beyin pili tedavilerinin diğer tedavi yöntemlerine göre artıları nelerdir? Beyin pilinin en büyük özelliği kontrol edilebilir, evet, programlanabilir, geri dönüşümlü olması. Bundan önce uyguladığımız lazere benzeyen veya diğer destrüktif dediğimiz, yani harabiyet yapan yöntemlerde ne kadar iyi nişan alırsak alalım bir yere bir kurşun atıyoruz. Onu geri çevirme şansımız yok. Halbuki beyin pil ameliyatlarında, pil tedavisinde ameliyat sırasında bir problemle karşılaşmazsak, ki çok düşük komplikasyon oranları olan cerrahi bunlar, deneyimli ellerde, o zaman tamamen kontrol edilebilir. Başka bir tedavi geliştiğinde uygulanabilir. Gerekiyorsa çekip çıkarabileceğimiz bir tedavi yöntemini uygulamış oluyoruz. Şimdi ekranlarımızda izleyicilerimiz de görecek bir yandan, ameliyat esnasında hastalar gayet bilinçleri yerinde galiba, değil mi hocam? Nasıl bir ameliyat? Evet, biz bu ameliyatları uyanık konuşarak hastalarla sohbet, evet, ederek yapıyoruz. Hasta basitçe 6 tane iğnenin batmasının acısını duyuyor. Çünkü ameliyat öncesinde gerekli hesaplamaları yapabilmek için hastanın başına bir çerçeve takıyoruz. Onu 4 tane vida ile vidaladığımız için hasta 4 tane iğnenin batmasının acısını duyuyor. Onun dışında da ameliyathanede kafatasına birer küçük delik deliyoruz. Oradan elektrotlarımızı ya da elektronik cihazlarımızı içeriye yollayıp geri çekebilmek için. Dolayısıyla hastalar toplam 6 tane iğnenin batmasının acısını duyuyorlar. Beyin ameliyatı kısmı tamamen karşılıklı sohbet ederek, konuşarak, zaman zaman şiir okuyup, zaman zaman fıkra anlatarak yaptığımız bir kısım. Hastanın burada bilinci yerinde hasta bu sırada ama yerinde, beyin ameliyatı oluyor. Evet, bizimle de iletişim içerisinde. Hatta bize yardımcı oluyor hastalar. Bizim o beyindeki elektrot yolculuklarımız sırasında işte bir öncekinde elim iyiydi, şimdi ayağım iyi, üçüncü en iyisiydi diye bize fikir de verebiliyorlar. Bizim bulgularımızla kıyaslayabiliyoruz. Burada işin sırrı bizim kullandığımız mikro elektrot kayıt ve stimülasyon tekniği dediğimiz yöntemde. Ucu yaklaşık 2 mikronluk bir elektrodu beynin içerisinde mikron mikron ilerletip birkaç bir 100 bin euroluk bir elektronik donanıma bağladığınızda beyindeki tek bir hücrenin elektriksel aktivitesini dinleyebiliyor veya oraya çok düşük düzeyde elektrik akımı verip uyanık hastanın verdiği cevaplara bakabiliyoruz. Bu bir yerde Avrupa'da arabayla seyahat etmeye benziyor. Eğer o dili biliyorsanız hangi ülkede olduğunuzu anlıyorsunuz. Bu yöntem sayesinde biz beynin fizyolojik haritasını çıkarıyoruz ve 80 mikrondan daha az bir hata payıyla beyindeki hem aradığımız hücreleri hem de etrafındaki hayati merkezleri buluyoruz. Çünkü hani işin kuralı beynin içinde 2-3 milimetre çapındaki bir yeri bulup oraya doğru elektrot koymak. Ne bir milim aşağı gitmeye hakkımız var, ne bir milim yana gitmeye hakkımız var. En iyi niyetle hasta iyi olmaz. O yüzden bu iyiliği sağlayabilmenin yolu da bu yöntemi kullanmaktan geçiyor. Peki hastalarınızın hayatında bu piller sayesinde ne gibi değişimler oluyor? Şimdi Parkinson kronik ilerleyici bir sinir sistemi hastalığı. Sonuçta biz hastalığı ortadan kaldırmıyoruz ya da bir kür sağlayamıyoruz. Çünkü beyindeki eksiklik devam ediyor. Ama biz hastalıktan sorumlu hastalığın motor bulguları dediğimiz tutukluk, katılık, titreme, ağırlık, hareket etme güçlüğü gibi bulguları bu girişimlerle düzeltebiliyoruz. Ben bunu hastalığın saatini geri almak diye tanımlamayı uygun buluyorum. Yani biz 10 senelik bir hastayı ameliyat ettiğimizde hastalığın 1. 2. senesindeki haline geriye getirebiliyoruz. Bu da bağımsız yaşayamayan, işini gücünü yapamayan, başkalarının yardımıyla yaşamını sürdüren bir kişinin tekrar eski yaşamına geri dönmesi, yeniden bağımsız olması, çoğunun mesleğine dönüp tekrar üretken olabilmesi anlamına geliyor. Mesela şu anda da yine izleyicilerimiz izliyorlar. Yazı yazmakta bile çok zorlanan bir kişi piller sayesinde rahatlıkla yazı yazabilir hale geliyor. Evet, tabii bir yandan da pilin öyle bir özelliği var. Pili kapattığımızda ya da açtığımızda aynı kötü deneyimi ve onun sağladığı iyiliği görebiliyoruz. Tabii bu önemli çünkü pilinde bir batarya ömrü var. Hani adı üstünde pil, bitmemesi gerekiyor. Dolayısıyla biz hastalarımızı ameliyat sonrasında da 3-4 ayda bir görüp ya da belli aralıklarla görüp eğer pilin gücünde bir azalma varsa, Parkinson hastalarında ortalama bir 4-5 senedir bu süre, değişmesi gerekiyorsa o zaman da hani pil bitmeden değişimini de sağlayabiliyoruz. Eski yaşamlarına rahatlıkla dönebiliyorlar mı? Örneğin spor yapabiliyorlar mı? Herhangi bir kısıtlama yok. Tabii hani maç yapıp topa kafa atsınlar ya da ne bileyim uzak doğu dövüş sporlarını yapsınlar istemiyoruz. Yani, ama hastalarımız bir şey olmamalı. Yüzüyorlar, tenis oynuyorlar, her türlü sporu yapıyorlar. Günlük aktivitelerini zaten dışarıdan hasta olduğu bile anlaşılmayacak şekilde sürdürebiliyorlar. Tabii vücutlarında bir elektronik alet taşıyorlar.
MR çektirsinler istemiyoruz ya da belli koşullarda bizim kontrolümüzde çekilsin istiyoruz. Hastalara bir sertifika veriyoruz. Hani üstünde bir cihaz olduğuna dair. Havaalanlarında ya da güvenlik sistemlerinde nasıl olsa alarm verecektir diye. Hastalar onları güvenlik sistemlerinde gösterip manuel muayeneden geçerek yollarına devam ediyorlar. Ameliyat kısmına geri dönersek herhangi bir ağrısızı bir şey hissetmiyor değil mi? Hasta dediğiniz gibi gayet sohbet, muhabbet içerisinde. Evet, yani toplam hani bir 5 tane küçük iğnenin batmasının evet. acısı var. Zaten beyin ameliyatı bittikten sonra pili ve uzatma kablolarını yerleştirirken hastanın canı yanmasın diye o son 45 dakika, 1 saatlik bölümde hastayı uyutuyoruz. Orada bir anestezi alıyor ki ağrısız sızısı olmasın diye. Uyandığında rahat bir şekilde hayatına devam edebiliyor mu? Uyandığında genellikle zaten daha pili açmamış da olsak oradaki elektrotların varlığı bile hastaları önemli ölçüde iyi ediyor. Mutlu uyanıyorlar. Ama birkaç gün sonra pil ayarlarına başlıyoruz. Bu 2-3 haftalık bir süreç. O 2-3 haftalık ayar sürecinden sonra da artık hani mezun oluyorlar. Bundan sonra da 3-4 ayda bir görelim istiyoruz. Peki bir yaş sınırı var mı bu tedavilerde? Yaş bir kriter. Hani 70 yaşın üstünde 2, 75 yaşın üstünde 3 defa düşünüyoruz. Ama tek bir kriter değil. 80 yaşındaki bir hastayı ameliyat edebildiğimiz gibi 60'lı yaşlardaki bir hastaya bu ameliyatın uygun olmadığını, ona yararlı olamayacağımızı da söyleyebiliyoruz. Beyin pili ameliyatları sadece titremeye mi iyi geliyor yoksa başka rahatsızlıklarda da yardımcı bir tedavi yöntemi midir? Şimdi her şeyden önce Parkinson'un her türlü motor bulgusuna özellikle de hasta ilaca iyi cevap veriyorsa ilacın sağladığı iyilik kalitesindeki iyileşmeyi sağlayabiliyor beyin pilleri. Hı hı. Dolayısıyla hani titremesi olmayan bir hasta, Parkinson hastası da beyin pili tedavisi olabilir mi? Evet. Hatta onlar daha çok yarar görüyorlar. Çünkü hastalığın ileri evrelerinde yavaş yavaş titreme yerini katılığa, tutukluğa, yavaşlığa bırakıyor. Bunun dışında diğer bahsettiğimiz el titremelerinde de tıbbi tedavi yeterli değilse beyin pilleri titremeyi durdurmada çok başarılı. Generalize distoni dediğimiz aşırı vücut kasılmalarıyla giden bazı hastalıklar var. Bu hastalıklarda da eğer tıbbi tedavi istediğimiz sonucu vermiyor ise distoni hastalarında da beyin pili önemli ölçüde hastalık kasılmalarında, tutukluklarda iyileşmeyi sağlayabiliyor. Ha, bu arada çok ülkemizde değil ama yurt dışında ağır depresyon, obsesif kompulsif nöroz hastalıklarında, bazı epilepsi türlerinde de beyin pili tedavisinin hastalara önemli ölçüde yarayabildiğini biliyoruz. Tünelin ucunda ne var? Alzheimer var. Çünkü yapılan son çalışmalar hafızayı beyin pili uyarımıyla bir miktar geriye çevirebildiğimizi, dolayısıyla belki önümüzdeki yıllarda çalışma sonuçları bize istediğimiz istatistiksel verileri verirse, hafızanın geri çağrılmasında da beyin pilinin kullanılabileceğini telkin ediyor. Çok önemli bir haber bu. Çünkü çok korkulan bir hastalık Alzheimer. Evet, oldukça da sık yani görülen bir hastalık. Hem kişinin kendisi için hem de ailesi için oldukça zor. Benzeri şekilde aslında en sık görülen hastalıklardan biri depresyon. Bunda da önemli ölçüde yol alınmış durumda. Belki önümüzdeki yıllarda bu hastalara beyin pili tedavisiyle de yararlı olabileceğiz. İnşallah. Peki işin maddi boyutuna biraz gelirsek. Sosyal güvenlik sistemi bu beyin pili tedavilerinde destek oluyor mu? Beyin pilleri oldukça pahalı aletler. Yani cihazın kendisi çok pahalı. Şükür ki sosyal güvenlik sistemi doğru tanı ve doğru yöntemlerle ameliyat edilen hastalarda pil parasını karşılıyor. Bu da çok önemli. Yurt dışındaki hastaların da çoğunun yurt dışı sigortaları SGK ile benzer ya da örtüşüyor. Dolayısıyla yurt dışından gelen çoğu hastamızda zaten artık biliyorsunuz ekranda TC kimlik numarasını girince sistem söylüyor hastanın böyle bir kapsamı olup olmadığını istifade edebiliyorlar. Ve bu tabii önemli ölçüde yarar sağlıyor ekonomik yönden. Peki yine yurt dışından gelecek olan hastalarımıza özel olarak şöyle bir soru sorsam. Hani ne kadar zaman ayırmaları gerekiyor böyle bir operasyon için? Zaman kazanmak istiyorsak eğer o ülke de çok uzak değilse hastanın önce tabii bir klinik değerlendirme için gelmesi gerekiyor. Böyle bir ameliyata uygun mudur, aday mıdır, biz önerebilir miyiz diye. Çünkü şükür ki ameliyat önerdiğimiz her hastada yarar sağlıyoruz ama her hastaya ameliyat öneremiyoruz. O yüzden bunu ayrıntılı değerlendirmek yani gerekiyor. Yani her Parkinson hastası bu ameliyattan yararlanacak diye bir şey yok. Eğer pür Parkinson hastası ise her Parkinson hastası ameliyattan yarar görür. Ama doğru zamanı, doğru koşulları seçmek lazım. İlaçla iyi olan bir hastayı da ameliyat etmenin bir anlamı yok çünkü. Tabii. Ama Parkinson'a benzeyen, tipik Parkinson olmayan, bizim özellikle Parkinson artı ya da plus dediğimiz veya Parkinsonizm diye anılan
bir hastalık grubu var. Bunlar Parkinson'a benziyorlar ama tipik Parkinson değiller. İlave problemler tıbbi tedavide yüz güldürücü sonuçları sağlamıyor. Bu hastaları ameliyat etmek de doğru değil. O yüzden burada hani Parkinson lafıyla ilintili her hastayı ameliyat etmek doğru değil. O yüzden değerlendirmek gerekiyor. Hani 2-3 günlük bir değerlendirme süreci de bizim açımızdan yeterlidir. Bundan sonraki kısım için genelde yurt dışı hastalarımız pazar günü gelir, havaalanından karşılanır. Pazartesi hastaneye yatarlar. Genellikle ön tetkikleri ve değerlendirmeleri 1-2 gün sürer. Çarşamba ya da perşembe günü ameliyat olup cumartesi günü de taburcu olurlar. Taburcu olduğunda hastanenin lojmanına yerleşirler. Çünkü ayaktan 2-3 haftalık bir pil programlama dönemi vardır. Dolayısıyla hastanın 3 ya da 4 haftalık bizim ülkemizde kalacak bir zaman dilimini kendince ayarlaması en uygun seçenek olacaktır. Refakatçiye ihtiyacı var mı? Ameliyata gelirken evet, geri dönerken hayır. Harika. Hocam çok değerli bilgiler aldık sizden. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Çok maalesef. Parkinson tedavisinde beyin pillerinin önemini beyin sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Ali Zırh'tan dinledik. Bizden ayrılmayın.